Tabi Ordu'dayız. Ordu'ya gelince fındıktan bahsetmeden olmaz. Şimdi geçtiğimiz yılda yine Ordu'ya geldiğimizde fındık meselesini konuşmuştuk. Ve o zaman sezon öncesi taban fiyatının, alım fiyatlarının açıklanmasını istemiştik. Ve gerçekten de fiyatlar açıklandı. Fındık toplanmaya başlamadan önce ve üreticiyi de memnun eder bir fiyat açıklanmıştı. Baktığımızda TMO fiyatı 16,5 liraydı. Ve Giresun fındığına da değil mi 17 lira gibi bir rakam verilmişti. Şimdi 730 bin ton geçtiğimiz yıl hasat oldu. Bu yıl baktığımızda rekoltenin biraz daha düşük olacağı 650 bin işte 665 bin arası bir rekolte olacağı varsayılıyor. Tarım Bakanlığı'nın da açıklaması bu yönde. Dolayısıyla biz bu sene artan enflasyon rakamlarını girdi maliyetlerini de ve en önemlisi de sezon başlamadan önce fındığın piyasada 23-24 liraya kadar dönem dönem satıldığını da gördük. Yani geçtiğimiz yıl fazla rekolte olmasına rağmen bu yıl rekolte biraz daha düşük. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak bütün bunların dikkate alınarak fındık fiyatının en az 21 TL olarak açıklanmasını, yani 21 TL'nin üstünde olmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Ve şimdiden hasat bereketli olsun, bütün üreticili kardeşlerimiz için, ordumuz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Fındık hem bölge için, başta Ordu olmak üzere, Ordu Giresun olmak üzere önemli bir gelir kaynağı, aynı zamanda ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı ve stratejik bir ürün. Çünkü dünya üretiminin %90'ından fazlası Türkiye'de üretiliyor. Tabii bugüne kadar maalesef bunun sanayisinin yeterli seviyede kurulamamış olması tabii başka bir mesele, başka bir problem. İnşallah bunun da temelleri atılmalı. Çünkü bu bölge Karadeniz yoğun göç veren bir bölge. Bu tesisler burada kurulursa göç de durdurulmuş olur. İnsanlar da doğduğu yerde doymuş olur ve neticede üretici de hakkını almış olur diye düşünüyoruz. Yeni il başkanımız tabii tecrübeli Durmuş Bey, partimiz kurulduğundan beri bizimle birlikte daha önce orada yine il başkanlığı yapmıştı. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ama bir ara işte bir ticaret odası başkanlığı oldu. Resmi olarak bir sürü ara vermiş. Tabii biz yine beraberdik. Ama bu dönem tekrar il başkanlığı görevini kendisine tevdi ettik. Ben bir kere daha sizlerin huzurlarında hem kendisi için hem yönetimi için hayırlı olsun diyorum. Ordumuz için, arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Bunlar zaten bizim adamlar ama usulü yerine getiriyoruz. Değil mi? Evet. Muhittin Hoca nereye gitti? Sen de gel, sen bunlar korkan verici şeyler değil mi? Evet, o her zaman başkan olacağız demek ama bunlar. Aman, nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım. Hadi söyle. Tamam. Bir toplu baharat. Sen çok sigara içiyorsun. Evet, yani hemen anladım yani. Sigarayı kaçmıştım. Sigarayı mı kaçmıştın? Evet.